Benzer açıklamaları HDP ile ilgili daha önce de yapılmıştı, ya ilk defa değil. Bu biraz daha farklı, evet, ama. Buyurun. Ya İmamoğlu çok doğru bir iş yaptı. Şimdi bakın, bir tercihle karşı karşıyayız. Daha çok gerecek miyiz? Normal bir diyalog mu kuracağız? Yani bu ülke gerile nereye geldi? 2 saat önce Levent Gültekin'i dövdüler. Televizyona girerken, ya böyle bir dünya olabilir mi? Yani Levent Gültekin dediğimiz isim bir gazete yorumcusu, bir yazar, bir gazeteci. Niye dövüyorlar? Düşüncesi olan adam saldırmaz. Buradan geçmiş olsun. Bakın diye. Düşüncesi olan adam saldırmaz. Düşüncesi olan adam düşüncesini söyler. Ülkeyi öyle bir noktaya getirildi ki ülke gerçekten siyaset kirlendi, siyaset kirletiliyor. Ya bugün Kadınlar Günü ile ilgili Ekrem İmamoğlu çok doğru bir iş yaptı. Ya diyaloğa ihtiyacımız var. Bakın, bu coğrafyada şurada oturanların yaş grubu buna uygun. Bu coğrafyada gerginlikler üzerinden, gerilimler üzerinden sürekli şiddet dilini öne çıkararak, sürekli yumrukları sıkarak ya bu ülkeyi normalleştiremiyoruz. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu ülkede farklı görüşe tahammül olması lazım. Bu ülkede diyaloğu geliştirmek lazım. Şimdi Levent Gültekin'e saldırıyı hadi bakalım hep beraber kınayalım. Kınayalım tabii ki. Şu anda iktidarın yapması gereken ne? İktidarın yapması gereken Levent Gültekin'e yönelik saldırıyla ilgili hemen açıklama yapması gerekiyor. Yapar mı? Gelin iddiaya girelim, yapmayacaklar. Niye yapmayacaklar? Çünkü Levent Gültekin şu anda iktidarı eleştiriyor. Böyle bir dünya olmaz değerli arkadaşlar. Böyle bir dünya olmaz. Bunun Türkiye'ye bir yararı yok. Bu iş Türkiye'ye zarar veriyor. Türkiye hepimizin ülkesi. Bu tür söylemlerin, bu tür dillerin, bu tür fiili saldırıların bize bir yararı yok. Biz şiddeti öne çıkarmadığımız sürece bu ülkede gerçekten konuşabilmemiz lazım. Ya bu ülkede itiraz kültürünü unuttuk ya. Bu ülkede yan yana gelişi unuttuk. Kamuoyu yoklamalarında Kürt meselesi de PKK meselesi de bütün araştırmaların en sonunda yer alıyor. En sonunda yer alıyor. Tersi varsa lütfen söyleyin. Bu yeni bir iş de değil. Türkiye'de son 1-1,5 yıldır yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında PKK, şiddet, terör en alt sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin gündemi başka bir biçimde akıyor. Pandemi diyor, ekonomik kriz diyor, yoksulluk diyor, işsizlik diyor. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir işi ısrarla gündeme sokuyoruz. Bakın, ülkemizde eğer biz çifte standartı kaldıramazsak, bu yaklaşımı kaldıramazsak bu ülkeyi böleriz. Bakın, bu özellikle şiddeti, gerilimi, kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi öne çıkanlar bu ülkeyi bölmek için sanki hareket ediyorlar. Burada Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Bakın, bugün bir şey daha yaptı Ekrem İmamoğlu. 8 Mart için kadınlarla ilgili bir orman ağaç diktiler. Dikilen ağaçlar arasında doğru bir hamle yapmış durumda. Cumhurbaşkanı Neşe Emine Erdoğan adına da ağaç diktiler. Ya şimdi diyaloğun olması... Müsaade edin, bir son dakika bilgisi var, maalesef üzücü bir haber. Rasim Öztekin, usta sanatçı biliyorsunuz, tiyatro oyuncusu. Bir kalp krizi.